Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sadisu vel işrune ba'del mi'e. Bugün İmtihanul Eskiya'nın 126. dersini okuyoruz. Haberul ef'alin nakiseti. Mevzu ef'al-i nakisenin neyidir? Haberidir. Niye haberi isim değil? İsimleri merfudur. Merfuatlarda geçti. Haberleri mensubdur. Mensubatlarda haberlerinden bahsediliyor. Haberu babi kane. Babi kane'nin neyi? Haberi. Haberu babi kane ey nev'iha. Buradaki bab ne manadır? Nev manasındadır. Yani kane'nin nev'inin haberi. Bütün ahavatları girdi mi? Girdi. Kane'nin nev'i nedir? Eyl ef'alin nakiseti ef'ale nakise derler. Yani sanki demiş haberul ef'alin nakiseti demiş. Ve haza Kadi Beydavi'nin bu tabirin ve hazihi bu ibare Kadi Beydavi'nin bu ibaresi ahsanu min ibaretil kafiyeti kafiye ibaresinden daha hayırlıdır. Kafiye ne demiş? Haberu kane ve ahava tiha demiş. Bu ne dedi? Haberu babi kane. Bu ibare, o ibareden daha nedir? Daha iyi. Niye? Çünkü hem kısadır. Haberu kane ve ahavatiha. Hem uzun olur, hem ahavattan, ahavatta istiare yapmamız lazım. Ahavat, uhtun cemidir. Burada uhtfıran yok. Nezail manasınadır. Anlaşıldı değil mi? Bir. Hatta burada bir haşiye diyor niye daha iyi? Diyor ve hazil ibaretu ahsen min ibaretil kafiyeti. Niye? Sizinki o haşiye var mı? Nasıl? Likuluvviha an ihami taarrudi lil efradi. Ahavat cema deyince burada efradlara değinme vehmi yapılıyor. Bu ibarede o ihamu taarrudil efrad yoktur. Birinci güzel olmanın ciheti. İkinci ve ihtiyacı irtikabil istihdami fi huve. Fi ne? Şimdi diyor haber babi kane huvel musnedu ba'de duhuliha. Bu demirden ne lazım gelir? İstihdam lazım gelir. Kafiyeninkinde. Ama burada istihdama da gerek yok. Niye? Vehve zaten habere gider. Vehve neye gider? Niye? Çünkü haberu nev'i kane. Hepsi girmedi, girdi. Huve direktmen habere giderse sıkıntı var mı? Hayır. Ama kafiyeninki haberu kane ve ahavat ya. Vehve nereye gidiyor? Haberu kane gider. Mesela. Haberu kane tek murad değil. Öyle değil mi? Mesela. Bu sefer demir raci edilirken hepsinin haberini alıyor. Birden ve irtikabil hasfi li defi ihami kevnil haberi haberen li kane ve ahavatiha me'an. Şimdi haberu kane ve ahavatiha. Bu haber hem gelen ne de bir haber gelirse hem kane'nin haberi hem ahavatının haberi. Bir anda ikisinin haberi olur. Bu vehm oluyor.
Ama haber babi kanede bu ve yok. Bir de vel infihami kevni haberi haze nev'i minel mensubati minha serihan. Vel infihami kevni haberi haze nev'i minel mensubati minha. Bu ibareden bu nev'an haberin mensubatlardan olduğu anlaşılıyor. Serihan, serahaten anlaşılıyor. La min ademi evleviyetil ba'di minel ahari. Bu ne diyor? Ve li infihami kevni haberi hazen nev'i minel mensubati. Ve li infihami kevni haberi hazen nev'i minel mensubati minha serihan. He. Şimdi haberun nev'i kâne. Direkmen kânenin, kâne nev'inin haberi mensubatlardan olduğu serahten anlaşılıyor mu? Evet. Anlaşılıyor. Ama haberu kâne ve ehevâtiha dese yine anlaşılır. Bunun gibi ne değildir? Serihi değildir. Ve li infihâmi kevni haberi hâzen nev'i minel mensubati infihâm minha serihan. La min ademi evleviyetil ba'di minel ahari. Haber babu kâne ismi müsned olduğu zaman direkt anlaşılıyor. O değil de şimdi haberun nev'i kâne deyince serahaten efal naksen haberin mensubatlardan olduğu anlaşılır. Ama haber babi kâne ve ehevâtiha olursa evleviyet yoktur diyeceğiz önce, ondan sonra anlaşılacak. He. Hepsi mensup. Niye hepsi mensup? Ya çünkü bir kısım efal naksa bir kısımdan evlat değil. Değilse niye bir kısım mensubatlardan olsun bir kısım olmasın? O zaman hepsi mensubattandır deriz. Ama buna göre gerek yoktur. Bir de benim söylediğim bak en son getirdi. Veli ekseriyetiha bu ibare kafiyenin ibaresinden daha nedir? Daha kısadır. Hulase diyor ve hazihi ehsenu min ibaretil kafiyeti. Niye? Bu saydığımız 4-5 tane gerekçeden dolayı. Burada o gerekçeler var. Kafiyenin ibaresinde o gerekçeler yok. Haberu babi kâne el musnedu. Nedirdir? Nedir? Musneddir. Eyi lefsu lezi üsnide ila ismihi. O lefz ki el musnedu eyi lefsu lezi o lefz ki üsnide ila ismihi. Hi demir nereye gidiyor? Aidun İlel babi. Haberu babi kâne. Nev manasına olan baba gider. Yani haberu babi kâne el musnedu ile ismihi. Babi kânenin haberi babi kânenin ismine musned olandır. Mesela. Mane anladın mı? Mesela. Murat bildiniz mi? Mesela. Haberu babi kâne el musnedu ile ismihi. Bu babın ismine musned olana haber deniliyor. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Tamam. El musnedu eyi lefsu lezi üstünde işaret etti ki el musnedudaki el mevsule mana el lezidir. Musnede üsnide manasındadır. El musnedu eyi lefsu lezi üsnide ila ismihi. Bu ismihideki demir aidun ilel bab. Nereye gidiyor? Baba gidiyor. Baba gidiyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burada bir itiraz vardı olur. Dikkat edin. O
Hacre kapatın. El musnadu ila ismihi. Bu haberu babi kanenin tarifi mi değil mi? Tarifidir. Şimdi bu el musnadu ila ismihi bu külli bir mefhumdur. Nedir Ali Şaban? Külli bir mefhum. Külli mefhumun vücudu haricen yok. Haricen ne yoktur? Mefhum yok. Hayvanun natıkun haricen somut bir şey yoktur. El musnadu ila ismi bu külli bir mefhum haricden yoktur. Yoksa ne yapalım? Yoksa nasıl ne yapalım? Biz demiyoruz haber bu abi kane mensubatlardandır. Bir şeyin mensup olabilmesi için mevcude harici olmalıdır. Sen de getirdin haberi mensubatlardan kılıyorsun ama külli bir mefhumla ne ediyorsun? Tarif ediyorsun. Külli mefhume de vücud-ı harici yok. Mensubatlardan olması vücud-ı harici gerektiriyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bu şekil tarif edilmesi mevcudat-ı hariciden olmadığını ortaya koyuyor. Bak çelişki oldu. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ne demek? Mensubatlardan da demek yani harici olması lazım. Bir şey haricen vücudu yoksa nesbe nasıl dahil olsun? Bu el-musnadu ila ismi bu tarif de kullidir. Buna vücudu harici yoktur. Ya haber efalen nakise mensubatlardan yapma. Veya yapıyorsan el-musnadu ila ismi külli bir tarifle tarif etme. Anlaşıldı ya biraz. Şimdi buna cevap veriyor. Diyor bu mefhum-ı küllidir. Doğrudur. Ama harici vücudu vardır. Hayvanın natıkdan küllidir. Harici vücudu yok dedik. Vardır. Nasıl var? Bu mefhum min haysul mefhum yok. Ama bu Muhammed Hoca bu mefhumun bir cüz'i, bir ferdidir. Bunun vücudu var. Bir ferd mevcutsa o ferdin dınlığında o mefhum-ı külli de var. O zaman mefhum-ı külliye vücut var. Nerede var? Li vücudi fi zımnil cüz'iyatil musnedeti bizzat vel hakikati. Musnede bizzat, musnede bil hakiki olan ko cüz'iyatlardır. Bu mefhum-ı külli onun zımnında vardır. Muhammed Hoca anladın mı? Bildiniz değil mi? Şimdi mefhum-ı külli musned de hakiki değil. Ha, kâne zeydun kâimen. Bu fert, bu cüzko kâimendir. Bu musneddir. Hakiki olarak, bizzat olarak musned bu ferdir. Musnede bil zat, musnede bil hakika olan cüz'inin vücudu var, cüz'iyatların vücudu var. O zaman bu mefhum-ı külli cüz'iyatların dımnında vücudu vardır. Ha o zaman haber-i bab-ı kâne mensubatlardan mıdır? Evet. Vücud-ı harici mi gereklidir? Evet. El musnedu ila ismihi buna da ne gereklidir? Buna da vücud-ı harici gerekli. Bu vücud-ı harici vardır. Nasıl vardır? Cüz'iyatların dımnında olmasıdır. El musnadu ila ismihi. Kaimenin dımnında yok mu? Var. Alimenin dımnında yok mu? Ne de bir kanenin haberi. Bu babın haberi varsa el musnadu ila ismi bu mefhum onun dımnında var. O zaman bu mefhum o cüz'inin dımnında mevcud olduğu gibi. Mesela anladınız mı? Li vücudi fi zımnil cüz'iyatil musnedeti bizzat vel hakati. Bu el bizzat vel hakati niye söylüyor? Yani kâne bir deyse kendisine vücut yoksa cüz'iyatlara var bize ne? Diyor mu? Kasten ve bizzat ve bil hakika musnedu ilehi olan o cüz'iyatlardır. Bu mefhum onun dımında vücut edilmesine itibar mecbur edilir. Anlaşıldı. Mesela. El musnedu ila ismihi. Bu şekil demeyle fekharece nahu yadribu biduni faalihi. Faalsız yadribu çıktı.
Zeydun kâne zeydun yedribu. Yedribu. Yedribu haberiyle beraber el musnadu ila ismihidir. Bu tarif ona şamil geliyor, isimdir. Ama yedribu faalsız. Ha müstetir faal, ha kendisinden ismi zar olarak gelen faal mülahaza edilmeksizin yedribu çıktı. Ya o da müsneddir. O müsneddir. İçindeki faaline veya hut da kendisinden sonra gelen faaline nedir? Müsneddir. Bab-ı kânenin ismine müsned değildir. Bab-ı kânenin ismine müsned olan yedribu içindeki huve ile beraberdir. Bu tarif yedribu huveye şamil gelir. Ama yedribu'ya şamil gelmez. Niye? El musnedu ila ismihi değildir. Ya el musnedu ila faali. Bir de ve kaimun. Şimdi getiriyor. Kaimun da çıktı. Nerede? Gelecek misalde. Niye? Kaimun içindeki faaliyle beraber tamam. İsme musneddir. Ama kaimun faalsız kaimun isme musned değil. Ya neye musneddir? Kendi içindeki faaline musneddir. İçinde müstetir olan faal olmadan kaimun bu tarife ne olmadı? Girmedi. Niye? El musnedu ila ismihi değil. فَخَلَجَ النَّحُ يَدْرِبُ بِدُونِ فَاِلِهِ وَقَائِمُنْ فِي كَانَ زَيْدٌ يَدْرِبُ وَأَبُوهُ قَائِمُنْ. Ha kâne zeydun yadribu, burada faalsız yadribu'ya bu tarif şamil gelmedi. Dolayısıyla mani oldu. Biri derse ya yadribu'ya bu tarif şamil geldi. Öyle değil mi? Neye şamil geldi? Yadribu'ya şamil geldi. Halbuki yadribu haber değil. Ya yadribu faalle beraber haber. Ve ebu kaimun, bu tarif kaimuna şamil geldi. Halbuki kaimun haber değildir. Haber, kaimun içindeki huve ile beraberdir. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz hayır. Bu yadrib, faalsız yadribu, faalsız kaimun, el musnedu ila ismihi demeyle çıktılar. Evet, bunlar musnedirler. Faaline musnedirler. Neye musned değiller? Bab-ı kânenin ismine musned değiller. Ha bunlar çıktılar fakhara cennahum bila taassufin, taassufsız çıktılar. Mesela bi hilafi ibaretil kafiyeti. Kafiyenin ibaresi bundan tekellüfle çıkıyorlar. Şimdi kafiye şöyle diyor. Huvel musnadu ba'de duhuliha. Huvel musnadu ba'de duhuliha. اي دخول كان و او احد اخوات والمراد بالبعده ببعديه المسند للدخول ان يكون اسناده الى اسمها واقعا بعد الدخول يعني bakın yani بعد الدخول demiş هو المسند بعد الدخول يعني doğru كان زيد يضرب bakın yadribu musneddir بعد الدخول كان كان geldikten sonra yadribu huya musned değil midir musned قائمون huya musned değil midir kana geldikten sonra Musned. Bakın bu tarif yedribu'ya de şamil geldi. Kaimuna şamil geldi. Halbuki haber değiller. Ama tekellüfle biz çıkartıyoruz. Ne dedik? Badiyetul musnedden murad isnaduha ila ismiha vakan ba'de duhuliha. Yani kâne geldikten sonra bu yedribu isme isnad olmuş. Kâne geldikten sonra isme musned olan yedribu faaliyle beraberdir. Kaimun faaliyle beraberdir. Yedribu kâneden önce faaline musneddir. Kaimun kâne gelmeden önce faaline musneddir. Buradaki ba'de duhuldan murad yani yedribu isme musneddir. Kaimun isme musneddir. Kâne geldikten sonra isme musneddir. Kâne geldikten sonra isme musned olan yedribu ma'fâlihidir. Yedribu fakat değil. Yedribu fakat o kâne gelmeden önceydi.
o faaline olan isnaddır. Kâne geldikten sonra, kânenin gelişinden sonra yedribunun isme müsned olması bu faalle beraberdir. Kâne gelmeden önce yedribu yine isme müsneddir. Huve müsned. Huve nereye gidiyor? İsme gidiyor. Ama biz diyoruz ba'de duhuli kâne. Ne demek? Kâne geldikten sonra müsnedü ilel isim olmuş. Ha, kâne geldikten sonra müsnedü ilel isim yedribu mafalihidir. Yedribu fakat değil. Bu tarif yedribu mafale şamil geldi. O da isimdir. Haberdir. Gelsin. Yedribu faale olan, müsned olan yedribuya şamil gelmedi. Zaten gelmesin. O çünkü haber değildir. Faale müsned olan yedribu haber değil. Ya faal ile beraber olan yedri bu haberdir. O isme ne olmuş? Müsned olmuş. Anlaşılıyor değil mi? Ve huve ey haberu babi kâne. Ve huve ey haberu babi kâne. Burada da onların üzerine tekellüfle onu hal ediyor. Ve huve ey haberu babi kâne kel haberi ey haberil muhtede'i. İşaret etti ki kel haberdeki elifle mudafu ileyhi ivedir veya ahdi haricidir. Besri kuflere göre değişiyor. Ve şu şebeh nedir? Fi aksamihi. Mübtedanın, haberinin kaç kısmı var? Müfreddir, cümledir, car-ı mecnun ise bunu da o aksamlar var. Ve ahkamihi. Ve ne? Ve ahkamihi. Mübtedanın, haberinin ahkamları ne ise bununki de ahkamları odur. Ve şeraitihil mezkureti. Şartları ne ise şartları bunun da şartları odur. Bir şey mübtedanın mübtedaya haber olabilmesinin şartları ne ise kâneye haber olması için de o şartlar gereklidir. Bu el-mezkureti fi aksamihi ve ahkamihi ve şeraitihi el-mezkureti hepsinin neyidir? Sıfetidir. Yani mübtedanın haberin aksamları, mezkur aksamları, mezkur ahkamları, mezkur şartları ne ise Bab-ı Kâne'nin haberinde bu şartları gereklidir. Oldu mu olmadı? Oldu sen. Tamam. Şimdi burada da yine kafiyle ters düşüyor. Mübtedanın haberi, mübtedanın mübteda haber marife olunca, mübteda zaten marife, haber marife olunca mübtedanın önüne geçebilmesi için karine olmalıdır. Mesela Zeydun il muntaliku. El muntaliku Zeydun diyemeyiz. Niye? El muntaliku mübteda mıdır, haberdir bilemeyiz. El muntaliku Zeydun dersek, el muntaliku mübteda Zeyd haber deriz. El muntaliku haberi mukaddem demeyiz. Kafiye ne diyor? Kafiye cami diyorlar, mübtedanın haberi, mübtedanın önüne geçebilir. Mübtedanın haberi marife olunca mübtedanın önüne geçebilmesi için ne lazım? Gayrine lazım. Halbuki haber-u bab-ı kâne marife olunca isminin önüne geçmesi için marife olma şartı yoktur. Bak bu yönüyle ona benzemedi. Bu yönüyle yani takaddüm cihetiyle haber-i bab-ı kâne haber-i mübtedaya benzemedi. Niye? Haber-i bab-ı kâne marife olsa mukaddem olur.
Ama muhtadan haberi marif olursa, karine varsa olur, yoksa olmaz. Mesela anladınız mı? Şimdi diyecek ki, haberi babekane marife olunca mukaddem olur, niye? Karine var. O zaman muhtadanın haberi marife olunca ne zaman mukaddem olur? Karine varsa. Haberi babekane marife olunca mukaddem olur, niye? Çünkü karine var. Aynı burada da karine var. Karine nedir? İ'rab. İhtilaful İ'rab'dır. Lefsen İ'rab olmasıdır. Lefsen, çünkü haber mukaddem olunca lefsi İ'rab varsa, ha o mensup. Demek ki haberdir. İsem değildir. Ama muhtedanın haberi mukaddem olsa İ'rabi karine. İ'rabi lefsi de olsa karine değildir. Niye? Muhtedanın haberinin i'rabı muhteda gibi nedir? Merfudur. Karine olmaz. O zaman bu yönüyle fark kalmadı. Anlaşıldı değil mi? Tekellüfe gerek yok. Bakın ne diyor? Diyor ve cevazu takdimihi marifeten. Haberu babi kanenin takdiminin cevazi marife olduğu halde meşrutun bi vücudu li'arabi lefsi. Bakın, i'arabi lefsi mevcut olacak. Ne olacak? I'arabi lefsi mevcut olacak. Nerede? İsimden mi, haberden mi? Fark etmiyor. Fi ahadil mamulini. İster ikisinde olsun, ister birinde olsun. Diyelim muahhar olan isimde rafa zaharsa biliyoruz ki mukaddem olan haberdir, mensuptur. Veya mukaddem olan haberden nesbe lefsi ise, ha demek ki bu haberdir, diğeri merfudur. Haber ve cevazu takdimihi ve cevazu takdimi haberi babi kane marifeten marife olduğu halde meşrutun bi vücudu li arabi lefsi fi ahdil mamulini. Bunlar meşruttur. Ve huve karinetun hauna. Zuhurul i'rab burada karinedir. Niye? İhtilaf-ı i'rabeyhima. Çünkü isim haberin i'rabları farklı. İsim merfu, haber mensup. Bi hilaf-ı haberin mübtedai. Haberin mübtedada zuhurul i'rab, vücudul i'rab lefsi karine olamaz. Niye? İttihadi i'rabeyhima. Onların i'rabları aynıdır. Zar olsa ne, olmasa ne. Zar olsa da hangisi isim mübtedada, hangisi haber bilinmiyor. Zahar olmasa da yine bilinmiyor. Çünkü ikisinki de raf'adır. Anlaşıldı değil mi? Mesela. O zaman fela budde. Fil cevazi hunake. Haber-i mubtedada zuhurul i'rabın yanında cevazu takdim için şarttır. Bakın. Fela budde lazımdır. Fil cevazi hunake. Fil cevazi hunake. Anlıyorsunuz değil mi? Ha huna. Hunake olmalıdır. Burada zuhurul i'rab kafidir Muhammed Hoca. Haberi babi mübtedada takdimin cevazı için min karinetinil uhra, zuhurul i'rabdan başka bir karine olur, mukaddem haber muahhar mübteda olduğuna delalet eder. Anlaşıldı? Mesela. Murat sen onu göremezsin. Göremsin. Hele ne de? Hunake ba'id içindir. Huna garip. Bakın burada olabilir. Niye? Dikkat edin, bihilafi haberil mubtedai li ittihadi arabeyhima. En son bu zikredilmedi. Yani burayı gören bu yakındır. Hunake. Huna da olsa, hunake de olsa. Muşaru ileyhisi nedir? Haberul mubtedai'dir. Huna olursa burada zikri yakındır. Hunake olursa Bab-ı Kâne ta kitabın başında geçmiş, o yönüyle uzaktır. İster huna olsun, ister hunake olsun, muşar-ı ileyhisi haberul mubtedadır.
Anlaşıldı değil mi? Hunake. Hunake mi der? Odur. Hunake, yani Bab-ı Mubtada kitabın başında olması hasebiyle. Huna burada en son zikredilen, Huna'ya en yakın haber Bab-ı Mubtada'dır. O zaman felâ muhalefete beynel habereyni. Bu yönüyle iki haber arasında haber-u Bab-ı Kâne ile haber-u Bab-ı Kâne ile o birden ne Muhammed Hoca? Haber-u Bab-ı Kâne ile haber-u Mubtada arasında hiçbir fark yok. Nasıl yok? İkisi de marife oldukları zaman haber olduğuna delalet eden karine varsa takaddumu caiz yoksa caiz değildir. Ha fark nedir? Burada zuhur-ül i'rab da karine olabiliyor. Orada zuhur-ül i'rab karine olmuyordu. Ama her iki haberin marife olduğu zaman her iki haber marife iken takaddumu için ne gereklidir? Karine. Karine gereklidir. Hani cami diyor, işte demiş, o, onun gibidir. Halbuki haber-i bab-ı kâne marife olursa takadumu caiz, muhtemelen ki caiz değil, mecbur, yani şöyle diyor Mevlana cami, diyor haber-i bab-ı kâne, haber-i muhteda gibidir, haberiyeti sahih olduktan sonra onun gibidir. Haber, haber olduktan sonra onun gibidir. Bu teşbih, haberi Bab-ı Kâne, haber olduktan sonra benzetiyoruz. Yani cevazul haber teşbihe girmiyor. Haberi Bab-ı Kâne, haberiyeti sahih olduktan sonra muhtedanın haberi gibidir. Ha nerede sahihdir, nerede değildir biz ona girmiyoruz. Biz teşbih, haber-i Bab-ı Kâne, haberiyeti sahih olduktan sonra onun gibidir. Diyelim bir yerde, ha mukaddem, ha muahhar, ha marife, ha nekire. Bab-ı Kâne'nin haberi geldi ve haberiyeti sahih olduktan sonra bu haberin durumun, konumu nedir? Mubtada, babının, mubtada haberinin konumunun aynısıdır. Ama burada artık ona gerek yok. Niye? Aynı bu konuda da haber-i Bab-ı Kâne, haber-i Mubtada gibidir. Ne yönüyle? Nasıl haber-i Bab-ı Mubtada marife olunca karinesiz takaddumu caiz değilse, haber-i Bab-ı İnne marife, haber-i Bab-ı Kâne marife olunca karinesiz bunda takaddumu caiz değil. Ya bak bu marife olunca caiz. Caizdir, karine var diye caizdir. Nedir? Zuhur-ül İrab. Ha şayet karine yoksa burada da. Diyelim haber-i Bab-ı Kâne marifedir. Ne haberin ne ismin hiçbirini ne Arabi zahir değil. Ha ikisi de mukadder, ha ikisi de mahalli. Ha bu da mukaddem olmaz. Bunda takadumu ne değil, caiz değil. Niye? Karine yok. Karine yoktur. Yani haberin haberiyetine delalet eden karine yok. Ama haber isimler birinin i'rabi veya ikisinin i'rabi zahirse o zuhur-ül i'rab karinedir. Haberin muhtedada da mukaddem olunca onun haber olduğuna delalet eden karine olsaydı o da caizdi, bu da caizdi. Ha fark nedir? Zuhur-ül İrab fi ahadihima. Burada karinedir, orada karine değildir. Fark odur. Ve ibnul hacib lemma gafele anil istisnai fi haberil muhtedai. Mubtada haberinde istisnadan gafil olmuş. Şimdi haber-i mubtada marife olunca takadumu caiz mi? Hayır. Caiz değil. İlla karine olursa. İstisna yok mu? Var. Bak orada istisna var. Ha, ondan gafil olunca zanne muhalefetun ma fi hazel hükmi. Bu hükümde muhalefetleri ne etmiş? Zan etmiş. Diyor zaten İbn Hacib. İlla bunun haber-i Bab-ı Kâne marife olursa takadumu caiz, muhtedaninki caiz değil. Halbuki muhtedaninki caiz değil, orada da diyor eğer karine yoksa caiz değil. Karine varsa böyle birisine yapmış, karine varsa caizdir. O zaman aynı oldular. Ve İbn-ül Hacib
Lamma gafel anil istisnai fi haberin mubtedai zanne muhalefetuma fi hazel hukmi fekale ve yeteqaddemu marifeten. Burada öyle demiş. Ve yeteqaddemu haberi babi kane marif olduğu zaman mukaddem olur. Bu fark var. Benzetiyor. İlla lakinnehu, bu fark var. Halbuki bu fark yok. Babi mubtedada da bu istisna var. Yani babi mubtedada bu mukaddem olur, babi mubtada olmaz. İstisna var. Babi mubtada olmaz eğer karine varsa olur. E bu da mukaddem olur, bunda karinesi var. Aynı olur. Mesele anlaşıldı. Haberi babi kane'yi öğrendik diyor. Ve yuhzefu amiluhu cevazen. Ne biliyoruz bu cevazen kaydını nereden çıkartıyoruz? Ve yecibu. Ve ne? Gördünüz Muhammed Hocam? Gördüm selam. Ve yecibu. İmanın vacip olan sonra geliyor. Demek ki bu nedir? Bu hazif caizidir. Anlaşıldı değil mi? Neyin hasfi caiz? Haber-i bab-ı kanenin amelinin hasfi caiz. Halbuki bu hazif kaneye mahsustur. Kane umul bab olduğu için her umul babe bazı özellikler olduğu gibi kaneye de ne var? Kaneye de özellik var. Özellik nedir? Özellik amelin hasfi caizdir. Kanın hasfi caizdir. Bazen de ne olur? Vacip olur. E peki madem bu hazif kanen içindir. Bab-ı kananın tamamı için değil. Vel veçhu vel muveccehu mesel mana ismi mef'ul. Tevcih edilen en yakule. Yani vel muveccehu kavlu ve yuhzefu kane. Ve yuhzefu amiluhu demesedi ve yuhzefu kane desedi. Niye? Limtina'i hasfi haberiha. Çünkü kananın haberinin hasfi nedir? Mumtenidir. İmtina'i hasfi haberiha. İmtina'i hasfi gayriha. Kanenin gayrisinin kudiyer efali nakisedirler. Kanenin gayrisi kudiyer efali nakisinin hasifleri caiz değildir. Anlaşıldı değil mi? Ke'in hayren fe hayrun. Ha burada hayren isimdir. Amili kane, hayren haberdir, amili kanedir, hasfe gitmiş. Fakhayrun, istişat orada değildir. O fakhayrun mahzuf bir mubtedaya haberdir. Yalnız diyor ve fihi ey fi misli hazel kelami, in hayren fakhayrun kelamında. Fi misli hazel kelami. Bunun misli ne demek? Yani fi meci ism min ba'de in. Herhangi bir yerde bir isim inden sonra gelirse. Burada in hayren, inden sonra isim gelmemiş mi? Gelmiş. Sümme fa'in fe'hayrun fa gelmiş mi? Gelmiş. Sümme ismin fa'dan sonra hayrun gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. Ha ve fi bu gibi yerlerde. Bu gibi yerler önce in, sonra bir isim, sonra fa, sonra bir isim. Bu gibi yerlerde vucuhun erbatun, dört terkip caiz. Mesela. Nesbul evveli ve raf'u sani. Hayran fe hayrun. İn hayran fe hayrun. Peki takdir nasıl oluyor? Ey in kana amelu hayran fe ceza'u hayrun. Buna göre birincide kane ismiyle beraber hasfe gitmiş. İkincide mubteda mahsuf. Mubteda nedir? Aileyle mahsuf. Bu hayrundaki fa fa'yı cezayedir. Aslında mubtedaya dahil olmuş. Mubteda hasfe gidince habere ne olmuş? Dahil olmuş. Ve haza akva. Bu daha kuvvetlidir. Niye? Li kılletil hasfi. Burada hazf azdır. Ve kuvvetil mana, mana nedir? Kuvvetlidir. İkinci misale gelelim. Aksini de söyleyelim, mukayese yapalım. Bakın, nesbul evveli ve rafus sani. Bu bir ve aksu, bir de bunun aksi. Aksi nedir?
İn hayrun fe hayrendir. İn hayrun fe hayrun. Takdir nasıl gelir? Ey ve in kâne fi amelihi hayrun fe kâne cezâuhu hayren. Demek birincide kâne haberiyle mahzuf. İkincide kâne ismiyle nedir? Mahzuftur. Fe kâne cezâuhu hayren. Kâne ismiyle hasve gitmiş, hayren onun haberi de kalmış. Öyle değil mi Mola Muhammed? Ve in kâne fi ameli hayrun. Demek kâne haberi olan fi ameliyle beraber hasve gitmiş. Fekâne cezâuhu. Ha, kâne ismi olan cezâuhu ile hasve gitmiş, hayren haberi kalmış. Ve hâza ed'afu. Bu birinciden yani ed'afu minel evveli. Niye? Liddi illeteyil evveli. Evvelen iki illeti vardı. Burada o iki illetin dıdları vardır. O iki illetin neyi var? Birinci niye akvadi? İki illeti vardı. Burada o iki illetin dıdları var. Onun için bu da nedir? Edaftır. Anlaşıldı değil mi? Ha, şimdi geri dönelim. لِقِلَّةِ الْحَسْفِ dedik. Şimdi birinciye göre, yani نَسْبُ الْاَوَلْ رَفُ السَّانِيَ göre, اِنْ كَانَ عَمَّلْهُ خَيْرًا. Burada ne hasbe gitmiş? Kâne ismiyle beraber hasbe gitmiş. Mesela? Bu fazla bir yük teşkil etmiyor. Niye? Çünkü bir şeyin cüz'ü, bir fiilin faali, merfu'u, onun bir cüz'ü gibidir. Kâne ismiyle beraber hasbe gidince, sanki orada bir şey hasfe gitmiş. Ama ikinciye gelin, ikincide ne hasfe gitmiş? Ve in kâne fi amelihi, kâne haberiyle hasfe gitmiş. Haber ayrı bir şeydir. Bir şeyin hükmünde değildir. Sanki birincide bir şey hasfe gitmiş, ikincide iki şey hasfe gitmiş. Anlaşıldı değil mi? Peyk fe cezâuhu hayrun. Orada ne hasfe gitmiş? Birincide mübteda hasfe gitmiş. Mufred değil mi? Mufred. İkinciye gelen fekâne cezâhu. Bakın kâne cezâhu. Kâne ismiyle beraber ne olmuş? Hasfe gitmiş. Mufredin hasfi murakabinkinden daha kolaydır. Öyle değil mi? Mesela. O zaman birinci daha ne oldu? Daha kuvvetli oldu ve daha meşhur oldu. Peki ikinci, birinci niye akvadır? Kılletul hasif dedik. Kılletul ne? Hasif dedik. Kılletul hasif nedir? Birinciye göre kâne ismiyle gitmiş şey var hükmündedirler. İkinciye göre kâne haberiyle gitmiş iki şeydirler. Oldu mu olmadı? Hazır. Birinciye göre fehayrun orada mübteda tek hasbe gitmiş mufred. İkinciye göre fehayren olursa kâne neyle hasbe gitmiş? Kâne ismiyle beraber hasbe gitmiş. Birinden murakep hasbe gitmiş, birinden mufred hasbe gitmiş. Hulâse birinci aksten daha akvadır. Niye? Çünkü her iki yerinde hem birinci ismem ikinci isimdekine göre buradaki hazıf aksındaki hazıftan daha az. Oldu mu olmadı? Peki bir de liqilletil hasfi ve kuvvetil mana dedik. Anlıyorsunuz değil mi? Çünkü diyor mana kuvvetlidir hem de datlidir. Yani zevklidir, mizaca uygun. Sebep ne? Çünkü mütekellimin muradı nedir? Bakın iyi dikkat edin. Mütekellim ne demek istiyor? Kimin ameli hayırsa cezası da hayır. Bunu demek istemiyor mu? Mesela. Diyorum Muhammed Hoca, kimin ameli hayırsa cezası da hayır. Bak murat budur. E tamam, in kana ameluhu hayren fe cezauhu hayrun. Bu ifade edilmedi. Mütekellimin muradı bu ve ibare de bunu ifade ediyor. Ama eğer merfu olursa in kana fi ameli hayrun. Bakın, kimin ameli hayır değil, kimin amelinde hayır varsa cezası nedir? Hayırdır. Halbuki murat kimin ameli hayırsa cezası hayır.
Kimin amelinde hayır varsa cezası hayırdır. Doğrudur. Mana doğru ama mütekellimin muradiyle birebir değildir. Oldu. لِقِلَّتِ الْحَسْفِ وَقُوَّتِ الْمَانَ اِتِبَارِيْلَ Birinci ne oldu? Akva olunca o zaman ikincide قِلَّتُ الْحَسْفِ yok. كَسَتُ الْحَسْفِ var. قُوَّتُ الْمَانَ yok. دَعْفُ الْمَانَ var. O zaman birinci, ikinciden birinci akvadır. Bu iki illetten dolayı ikinci edaftır. Bu iki illetin dıdlarının vücudundan dolayı. Anlaşıldı? وَيَجِبُ حَسْفُ كَانَ Bu sefer kanen hasfi vacip. Ne gibi? Ke emma ve imma ente. Emma ente ve imma ente. Bi fethil hemzeti ve kesriha. İkisi de caiz. Anlaşıldı değil mi? Yalnız dikkat edin. Sen atladık sanki ama. Ben asbaha ve rafuha. Ha doğru lan onu atladık. Şimdi dört ihtimal var. Bir de İn hayran fe hayrun, in hayrun fe hayran. İn hayran fe hayran, in hayrun fe hayrun. Bunlardan bas etmedi. Diyor ve nesbuhuma ve raf'uhuma. O huma olması lazım. Sizinki nedir? Hadir. Huma. Ve raf'uhumadır. Ve nesbuhuma ve raf'uhuma. Ve raf'uhuma olması lazım. Sizinki de öyle. Aşağıda öyle. O yufemani minel evveleyni. İlk evvelden bunlar zaten anlaşılıyorlar. Şimdi nesbuhuma. Birinin nesbi diğerinin rafi caiz değil mi Muhammed Hocam? Bak. Birinci nesb, ikinci rafi caiz mi? Evet. Birinci nesb, ikinci rafi caiz mi? Evet. Bu ikisinden ne anlaşıldı? Birinci mensup olur, merfu olur. İkinci ne olur? Mensup olur. Merfolu yalnız çaprazdı. Öyleyse demek ki ikisinin de nesbesi caiz. İkisinin de rafesi caizdir. Öyle değil mi? Ha, ve nesbu ma rafu ma yufemani minel evveleyni. Peki cerleri nasıldır? Diyor ve cerruhuma bi takdiri. Harfil cerri leyse bi kıyasin. Harfil cer takdiriyle bunların cerleri bu kıyas değil. Takdiri harfil cerre cerle cer dört yerde var. Mef'ul lehu mef'ul fihi en enne. Bu gibi yerlerde harf-i cer ne olur? Kıyasen hasve gider. Bunların dışındaki cerre bi harfi bi hasfi harf-i cer bu hilaful kıyastır. Anlaşıldı? Ve yecibu hasfu kâne ke emma ve imma ente bi fethel hemzeti ve kesriha. Şimdi kesre olursa, imma olursa inne şartiyedir. Orada harf-i cer falan mukadder değil. Amma olursa şimdi onun takdirini bize söylüyor. Tabi burada da çok kısa kesiyor. Amma ente berren fakterib. Misal bu şekil. Sen muhsin bir insan olduğun için ne et? Yaklaş. Muhsin biri olduğun için ne yap? Yaklaş. Anlıyorsun değil mi? Ey li en kunte, bu birincinin takdiri. Ey li en kunte berren fakterib. Demek ki emmanın asli li en kuntedir. Şimdi dinleyin. Emma ente berren fakterib. Bunun asli emma kunte berren fakterib. En kunte berren fakterib. Li en kunte berren fakterib. İqtarib li en kunte berren. Beş takdiri vardır. Bunun en son asli iqtarib yaklaş. Niye? Li en kunte berren. Sen muhsin olduğun için yaklaş. Burada ne neye sebeptir? İyi olmasın. Ha. İyi olman li en kunte berren faktaribe sebebdir, illettir. O zaman li en kunte berren fiyolu şartta benzedi. Fakterib cezau şartta benzedi. İmam öyleyse fiyolu şart önde, cezau şart sonda. Burada yer değiştirdi. Li en kunte berren fakterib oldu. Peki en üzerine harfi cerin hasfi kıyası değil mi? Kıyası. Lami hasfet. En kunte berren fakterib.
en kunte berren fakteli. Bu sefer en acaba sonra kendi yazmıyor musun? Ben yanlış söyledim. Bak en kunte berren fakterib oldu. Biz getirdik kunteyi hasbettik. Kunteyi neydik? Hasbettik. Kunu. Te zemir münfasıl oldu. En ente berren fakterib oldu. En ente berren fakterib oldu. Bu sefer hasbeden kana yerine mayı ivad ettik. En ma ente berren fakteri. Eni maya devam ettik. En ma ente berren fakteri. Bak o zaman şöyle yazabiliriz. En ma ente berren fakteri. Şu an o değil midir? Mesela. En ma ente berren fakteri. Onun asli en yok en ente berren fakterib. Onun asli da emma ma getiriyoruz, devam ediyoruz. Emma ente berren fakterib. Anlıyorsunuz değil mi? Mesut. Onun asli da en kunte berren en kunte berren fak terip şimdi yaparız. Li en kunte berren fakterib. Fakterib. Lian kunte berren. Şimdi bakın dikkat edin. En son nedir? Fakterib lian kunte berren. Takdim tahir et. Fakterib ceza uşarta benzedi. Lian kunte ceza uşarta benzedi. Takdim tahir ettik. Lian kunte berren fakterib oldu. Lame hasbettik. En kunte berren fakterib. Kane hasbettik. Demire munfasıl yaptık. En ente berren. En ente berren fakterib. Dağ mayı ivad ettik. Kane yerine. Emma ente berren fakteri. Tamam. Şimdi şu an nedir? Emma ente berren fakteri. Muhammed Hoca öyle değil miydi? Bunun asli emma ente berren fakterib. Mayı at. Asli ne kaldı? En ente. En ente berren. Demek o ma zaydedir. En ente. Bunun asli da en kunte. Demek orada kunte, kane vardı. Kane hasıra gitmiş, tente olmuş. Onun asli da li en kunte. Demek lan varmış. Onun aslı da fakterib li en kunte berren. Demek takdim tahir var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Komple 5 asıldır. Bizim nasıl oluyor? Fakterib li en kunte berren. Takdim tahir ettik li en kunte berren fakterib. Lama hasbettik en kunte berren fakterib. Kane-i tahfif için hasbettik. En ente berren fakterib. May-i ivad ettik kane-ye. Dam ettik. Hatta bazen diyorlar emma oldu, emma oldu. O şekilde yaparsak hani
قبل دغم بعد دم دغم بيري فازلا oluyor. Ma ivadeti nunu devam ettik ama ente berren fak terip oldu. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Tamam. Ve yecibu hasbu kâne ke emma ve imma da aynı onun gibidir. Sağda bir asıl yok. Hangisi? Hani lam harfi cerrin zikri yok. Çünkü burada hasıl yok ki böyle bir asıl olsun. O da diyor bu metinde bakın dikkat edin. Ey li en kunte diyor bu tefsirun lil meftuhati. Meftuhanın neydir? Tefsiridir. Meksurenin değil. Huzifetil lamu, huzife de olur, huzifeti de olur. Huzifetil lamul carretu. Kıyasen. Ne oldu? Bakın bu biri söylemedi. Hani li en kunte. Li en kunte berren faktari. Hani ben dedim ya faktari li en kunte berren. Takdim tahir ettik, ha bu oldu. Len kunte berren fakteri. Harfi cer hasbe gitti kıyasen ne oldu? En kunte berren fakteri. Suma hüzve kan ihtisaren te'de mutasıl oldu, munfasıl oldu. En ente berren fakteri. Fen galibel mutasıl munfasılen. Ve zidet ma, hani ilk yapar ya ben bunu sona yaptım, öyle değil. Eyveden en kane en ma oldu. Fe udgime dam oldu, ne oldu? Emma ente fakteri. Ve asrul meksureti in kunte bile lamin fe'ummile bimammere. Sağda bir asıl nedir? Eksiktir. Mesela. Oldu. İn kunte berren, eğer sen nesin? Eğer bersen fakteri. Anlaşıldı değil mi? Bunda da hani asli ihtarib yani kunte berren öyle bir takdim tahir de yoktur. Yani iki asli eksik. Bir harf cerrin mezkur olduğu asıl yok. Bir de en sondaki asli takdim tahir var. O inde düşünür diyor. İsmul hurufil müşebbeti bil fiil. Hurufe müşebbeu bil fiilin haberi merfuatlarda geçti. Anlaşıldı değil mi? İsmi neye giriyor? Mensubatlara giriyor. Yarın da ismini okuyoruz. Yarınki ders küçüktür. Mensubu billahi nefi cinsen de biraz mutala yapın. Ve kesure hasfuhu ya kadar baksanız olur. Tamam. Ve kesure hasfu. Oraya kadar bakarsanız geri kalan da bir ders olur. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.